Federal hükümetin kısmen kapanmasına ve 800 bin federal çalışanın etkilenmesine neden olan Meksika sınırına duvar örülmesi tartışmaları sürüyor. Kongredeki demokratlar, hükümetin işlemeye devam etmesi için gereken bütçe tasarısına duvar masrafının eklenmesine karşı çıkarken, Başkan Donald Trump gelişmelere göre olağanüstü hal ilan ederek duvarı yapabileceğini söyledi. Yani bir anlamda bu konudaki ısrarından geri adım atmayacağının sinyallerini verdi. Washington'da son durumu Serdar Cebe'den öğreneceğiz. Serdar, başkentte yeni haftada neler bekleniyor? Bir tarafta ABD Başkanı Donald Trump, diğer tarafta Kongre'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren demokratlar, cumhuriyetçiler demiyorum çünkü Trump diretiyor ve bu haftada geçtiğimiz hafta bir anlaşma sağlanamamıştı. Beyaz Saray'da iki toplantı yapılmıştı. İki tasarı çıkarmıştı Temsilciler Meclisi'nden demokratlar ama hafta sonundaki görüşmelerde de bir sonuç elde edilemedi. Trump'ın Kongre'ye yolladığı mektup da vardı ve onun üzerine bu hafta önemli açıklamalar yapacağını söylemişti ABD Başkanı Donald Trump. Ama tabii ki bu tartışmalar, bu gerilim sürerken esas etkilenen Amerikalılar oluyor. Çünkü birçok hizmette bundan sonra artık yavaş yavaş yapılamayacak. 800 bin kişi şu anda işe başlayamıyor. 17. günündeyiz ve bu hafta bir sonuç alınması bekleniyor ama bununla ilgili bir sinyal de görülmüyor. Demokratların bu hafta özellikle Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçiler üzerindeki baskıyı arttırması bekleniyor yeni verecekleri önerilerle. Trump 5 milyar dolardan vazgeçmiyor ama şöyle bir talepte de bulundu. Beton yerine buraya çelik bir duvarın inşa edilmesi ne işaret etti? Daha önce de bunu söylemişti. Aslında ne kadar da taviz değil dense de Trump'ın verdiği bir taviz olarak göz önünde bulunduruluyor. Biraz önce belirttiğim gibi 800 bin kişi zorunlu izinde ve bu 800 bin kişinin zorunlu izni çıkması aynı zamanda federal hükümetin birçok hizmetinin yapılamaması cumhuriyetçiler arasındaki endişeleri de arttırıyor. O açıdan beton yerine çelik de anlaşılır mı onu göreceğiz ama demokratlar beton sevmiyor. O yüzden onlara çelik vereceğiz açıklamasını yaptı ABD Başkanı Donald Trump. Ve bu hafta neler olabilir? Bu hafta Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nı olan Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilen Nancy Pelosi'nin yeni tekliflerle ABD Başkanı'nı sıkıştırması, cumhuriyetçileri sıkıştırması bekleniyor. Kısmi verilecek tekliflerle bakanlıkların bütçelerinin ayrılması ve böylece krizin aşılması da yine gündemde olacak. Neler etkilenecek? Birçok hizmet etkileniyor, parklar etkileniyor. Örneğin hafta sonu birçok Amerikalı parklardaydı ve Amerika genelinde özellikle genç Amerikalı Müslümanlar grubuna ait birçok kişi sokaklarda, parklarda temizlik yaptı. Bu hizmetlerin tekrar yapılması için, parkların temizlenmesi için özellikle Trump yönetimi ulusal parkların kapanmasını istemiyor. Bu konuda da açık kalmasını istediği için yeni bir yol bulundu. Hizmetler yavaşlandı. Bazı çalışanlar gelmiyor ama paranın bulunması için giriş ücretlerinde artış öngörülüyor. Bunun da yasal olmadığı belirtiliyor. Diğer etkilenen hizmetler özellikle havalimanlarındaki güvenlik hizmetleri etkileniyor. Birçok kişi zorunlu izne çıkartılmıştı ama geçtiğimiz cuma günü özellikle büyük havalimanlarında, mesela New York'taki Kennedy Havalimanı'nda 170 çalışan acil göreve çağrıldı. Eksiklik nedeniyle etkilenen unsurlardan birisi de havaalanındaki güvenlik bölgeleri. Gelecek ay başlanacak vergi iadeleri doldurulmaya başlanacak ki bu vergi iadelerinin de etkilenmesi bekleniyor. 2018 vergi iadelerinin 48.5 milyon dolarlık vergi iadesinin ödenemeyebileceği belirtiliyor. Eğer gecikme sağlanırsa normalde Nisan ayının ortalarına kadar bu vergi iadeleri alınıyordu ama bunun da dondurulması söz konusu olacak. Gıda sektörü çok etkilenecek Özlem. Özellikle
Tarım Bakanlığı zaten bu konuda etkilenmiş durumda. Beslenme ve yardım programı uygulanamayacak. Bu beslenme ve yardım programında 38 milyon düşük gelirli Amerikalıya yiyecek yardımı yapılıyor. Ve bu yardımın da artık Şubat ayının ortalarından itibaren yapılamayacağı belirtiliyor. Düşük gelirli Amerikalıların bu konuda büyük sıkıntı çekeceği de belirtiliyor. Onun için kongrede acil bu yardımların yapılması gereken ailelerin de tespit edilmesi gündemde olacak. Ve tarım sektörü belki de en çok zarar görecek sektörlerden birisi. Eğer Şubat ayına kadar bir anlaşma sağlanamazsa Tarım Bakanlığı'nda çalışanların yaklaşık %90'ı izne ayrılmış olacak. Ama daha önemlisi tarım verileri açıklanamayacak. 2019 yılında hangi ürünlerin ekilmesi gerektiği Tarım Bakanlığı'ndan ve ne kadar ekilmesi gerektiği Tarım Bakanlığı'ndan bir bülten olarak Ocak ayında ilan ediliyor. Bu ertelendi. Bu tarım sektöründe çalışan hem üreticileri hem yatırımcıları etkileyecek 2019 yılında. Aynı zamanda bu etkilenme Çin'le olan ticareti de etkileyecek. Çin biliyorsunuz Aralık ayının sonlarına doğru Amerika'dan alacağı tarım ürünlerine uyguladığı vergileri azaltmıştı. Ama fiyatların artması durumunda, hükümetin kapalı kalması durumunda fiyatların artması bekleniyor Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde. Çin ticaretini, Çin'le yapılacak ticareti de Amerikan mallarının oraya satılışını da etkilemesi bekleniyor. Açıkçası gün ve gün hükümetin kapalı kalması Amerikan halkı üzerindeki baskıyı ve sıkıntıyı arttırıyor Özlem Tınas.